ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün hem Rapid Win maç öncesinde biraz değerlendirme yapalım. Gerçekten karşımızda genç, dinamik bir takım var. Arada birkaç tane yaşlı oyuncu, gerisi 22, 23, 24 yaşında değişen bir oyuncu grubu var. Bize göre daha hazır, daha dinamik ve bana göre daha atletik bir takıma karşı oynayacağız. Tabi şimdi maç öncesindeki son değerlendirmeleri yapalım. Artı yeni transferlerimizi çarşamba gününe işte maçtan 24 saat öncesi diyelim daha doğrusu getirip listeye yazdırmamız gerekiyor. Tabi geç kalındı. Gelecek olan oyuncuları hazır olduğunu biliyorum. İşte sol stoperimiz hazır. Aynı şekilde vegors hazır deniliyor. da birazcık uzama olacak. Muhammed Şam bireysel çalışıyor ama sol stoper hazır eğer gelirse. Vegors geldiği zaman oynar diyorlar. Bilmiyorum tabi durumunu. Ama diğer iki isim Onachu veyahut da 8 numarada kim olduğunu bilmiyoruz. 8 numara konuşuluyor. Aradan bir sürpriz ters köşe gelebilir mi? Gelebilir. Burada e, kadroya yazar. Teknik direktörümüz bir günle beraber ben sahaya koyacağını düşünmüyorum. İşte ise rovenç maçını yetiştirmek için ne kadar çabuk getirirsek ve e, yazdırabilirsek isimlerini bizim için önemli. İki tane isim yazma hakkımız var diyebiliyoruz. Savic'i okey yazdık zaten. Şimdi rakibimiz lig maçında 4-4-2 sisteminde oynadı. Rakip e, Santofor'un bir tanesi 1.94 boyunda e, 22 yaşında Bejiu yanında Buxtaller diye bir 35 yaşında bir Santofor var. Boyu 1.88 Kanatları 22-23-24 e, yaşlarında değişiyor. Orta sahada Sangare var iyi bir isim. 25 yaşında. Ee, yanında Girgiç var Gene tecrübeli bir isimde Girgiç 28 yaşında Yanlış hatırlamıyorsam bir kez daha bakacağım ee, Evet 28 yaşında Doğru söyledik Ve bir iki tane stoper de 25 ve 28 yaşlarında Geriye bütün oyuncular arkadaşlar 23-24-22 yaşında Çok dinamik bir takıma karşı oynayacağız İlk maçımız içeride 4-4-2 oynarlar mı bize Deplasman'da bilmiyorum ama içeride En son Stungros maçında 4-4-2 oynamış bir takım. Bizim bu maçta teknik direktörümüzün tercihi çok önemli. Savunma hattına Savici koyacak. Yanına Dense filmi Mendim yapacak. Çünkü orta sahada da bir yoğunluk var. Oka Yokuş'un çok antrenmanlı olduğunu düşünmüyorum. Onun için Oka'yı tercih etmeyebilir. Çünkü Oka yokuşu tatildeydi ve tatilden direkt bize geldi. Milli takımdan sonra bir izin vardı biliyorsunuz. Oka da böyle bir durum var. Son durumunu bilmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Pedro'yu bekliyorum. Savici'yi bekliyorum. Savic'in yanında Mendy mi Densville mi teknik direktörümüzün bu tercihi çok kritik. İdman mutlaka Dance de Mendy'yi de deniyordur. Mendy'yi geriye çekme ihtimali şundan dolayı olabilir. Orta sahada Lusram'ın yanına Ozan Tufan'ı koymak için. Orta sahada farklı bir planlamaya gidebilmek için Mendy'yi gene geride oynatabilir. Densville'in son iki maçtaki görüntüsü Mendy'ye göre daha da kötüydü. Ve Densville'in gitmesi de konuşulmaya başlandı. Burada eğer istediğimiz bir stoperi getiremez getirdiğimiz stoper burada uyum sağlayamaz sayıda görmek isteyebilir Abdullah Avcı menli Savic ile beraber stoper de oynatırsa ben şaşırmam ama asıl beklentim benim normalde kağıt üzerine yazması gereken herkesi kendi yerinde herkes kendi yerinde olması lazım Densfield Savic sol bekteki tercih çok önemli Eren gibi geliyor Sanki Baris işte bir problem oldu, idmansız dendi. Sonra oyuna sokuldu, maç eksiği vardı dendi. Birçok şey söyleniyor Baris işle alakalı. Ama sanki Eren gibi geliyor bana. Orta sahada Lusram Banko. Bu saatten sonra Lusram'ın çok ekstrem bir durum olmadığı sürece formayı kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Çünkü teknik direktörümüzün anladığım kadarıyla ondan da bir beklentisi var ve onu oraya alıştırmaya çalışıyor. Yanındaki kim olacak önemli olan tercih? Yanına... Ben Mendy'i geride çekerse gene Ozan Tufan'ı koyacağını düşünüyorum arkadaşlar. Okay'ın performans hani idman durumunu çok net bilmiyorum. İdman performansını bilmiyorum ama idmansız olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum. 10 numaraya Cihan Çanak. Sağ tarafa Vizca Trezeg'e ileride de arkadaşlar Draguş. Benim beklediğim 11 bu şekilde. Trabzonspor takımız iki ismi bitirmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Santofor. Bir diğeri şu an sol stoper. Tabi bu arada Santofor'un yanında Muhammed Şam da görüşülüyor ama iki ismi direkt kimi katmak istiyorsun derse bir sol stoper bir Santofor der. Teknik direktörümüz benim düşüncem. Orada şu an Cihan Çanak bir şekilde oynuyor. Ve Muhammed Şam e, bitirilebilir. E, üç isim Mesela sol stoper Santofor Muhammed Şam. Üçü birden bitirildi. İkisini yazma hakkım var. Benim düşüncem Muhammed Şam'ı yazmazlar. Çünkü Muhammed Şam ilmansız Bireysel çalışıyor oyuncu. Kampa gidemedi oyuncu. Kampa gitmedi, reddetti. Benim düşüncem sol stoperde e, Bagatov gelirse hazır. Son maçta Bilerek oynatmadılar. Bize gelecek, gel, gel, gelecek yorumlandı bunun için. Burada Bagatov sol stoperde, kadroya yazılır ve Santoforda vegorsu direkt banko kadroya yazarlar. Vegors için hazır diyorlar bakın ben bilmiyorum gazetecilerin yapmış olduğu haberde hazır diyorlar. Vegos'ta kamp geçirmiyor ama hazır diyorlar. Bilmiyorum niye dayanarak bunu söylüyorlar. Yalnız bizim birinci etapta sanki Santofor'da gene Draguş, Enis böyle değişmeli göreceğiz gibi görünüyor. İnşallah Trabzonspor takımımız iki transferi bitirir. Çok yoğun geçiyor. Yani sürekli yeni bir bilgi geliyor. Bir gün içinde ona çünkü defteri kapanıyor. Kulüp çağırdı haberleri çıkıyor. Tekrar akşam onu açıyor. Devam kapanma yok deniliyor. Yani bir gündeki ibre inanılmaz değişiyor. Bakın Bonaccio defteri kapandı biliyorsunuz yazıldı çizildi ama dün ben hani önemli biriyle de bunu teyit ettirdim ve Bonaccio defteri kesinlikle kapanmadı arkadaşlar. Hani Vegors gelirse kapanır. Tam Vegors geldi tamam kapattık deriz. Vegors için şöyle bir iddia var yeni bir iddia. Biz 4 milyon euro teklif ettik iddiası var ya bunu 3,5 milyon euro olarak düşürdüler şu anda. 3,5 milyon euro teklif var onlar 6 milyon euro istiyor. Pazarlıklar devam ediyor deniyor Vegors'ta. Ama kulübü uluman. Dün bir de şöyle bir iddia gündeme geldi. Kulübümüze gerçekten e, Sampton takımı demiş ki bu da bir iddia. gene Gazeteciler yaptı ama ben başka bir duyum aldım. Bu gazetenin dışında Sampton takımı gel 10 milyon euro üzerinden konuşalım demişler. Yani bize gelin görüşelim dedikleri olay buymuş. Yani gelin 10 milyon euro. Yani bu şekilde derse hadi oradan. Yani hadi oradan dendiğini düşünüyorum ve sonra bu defter kapan bir kızgınlık mı oldu orada bilmiyorum. Gazetecilerden Böyle bir haber çıkmasıyla beraber ve aynı ağız, aynı toplu bir şekilde bu haberlerin yayılmasıyla beraber de onu defteri kapandı. Belki son bir hamle bu. Belki son bir blöftü bu. Belki kapandı gerçekten bilmiyorum ama ben aldım bilgi. Hayır on defteri kapanmadı. Bundan 20 gün önce de on defteri kapandı dendi. Hayır arkadaşlar kapanmadı dedim. Bakın geldiğimiz nokta 3-4 gün önce başkan kapanma dedi. Bu arada şöyle de bir durum var. Gene Başkan Fransa'da dendi biliyorsunuz. Haberler de bu şekildeydi. İki ismi almaya gitti dendi. Tabi ben de bunu haber niteliğinde gazeteciler yazmış çizmiş yerel medyamız yazmış bu haberleri. E tabi ben de alıp değerlendirdim. Ama dünkü konuşmamda gene başkanın Fransa'da olduğuyla alakalı bir bilgimiz yok dedi konuştuğum kişi. Yani biraz enteresan durum var. Bilgi kirli bilgi de var ortalıkta. Yani herkesin nasıl nereden bilgi aldığını kimse kestiremez. Kimse de bilemez mesela. Başkan hayır döndü Fransa'dan dendi. Bir daha niye Fransa'ya gidecek dendi bana mesela. Ben de bunu duyunca tabii şaşırdım. Ve bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Başkan Fransa'da değil deniyor. Gerçekten her kafadan bir ses çıkıyor ve ciddi bir bilgi kirliliği var. Özellikle son döneme doğru girdiğimizde bu transferlerde bir maalesef e, hepimizin canı sıkılıyor. Geç kalınıyor. Geç kalındıkça moralimiz bozuluyor. Rakiplerin aldığı oyuncuları görünce moralimiz bozuluyor. Biz... Niye bir türlü hamlemizi yapamadık, finalimizi yapamadık diye düşünmüyor değiliz. Hepimiz çok haklıyız, ben de çok haklıyım. Ben de ciddi efor sarf ediyorum arkadaşlar. İşi gücü bıraktım. Vallahi işi gücü bıraktım. Yani Trabzonspor takımımızla alakalı nereden nasıl bilgi toplayabiliriz bunun derdine düştük. Son gelişmeleri öğrenmek istiyorum. Tabii ben elimden geldiğince araştırıyorum. Sizlere yanlış bilgi, yanlış yorum yapmamaya da çalışıyorum. Ama arada sırada biz de ne yapalım medyanın yaptığı haberleri yorumladığımız için yanılgıya düşebiliyoruz. Ama burada minimuma indirmeye çalışıyorum ve düzeltme adına da birçok şey yapıyorum. En son işte e, işte Maxi Gomez e alakalı çok önemli bir detay verdim sizlere. Oyuncunun işte ayrılacak dendi, gidiyor dendi biliyorsunuz. Ama oyuncunun 300 bin euroyu kabul etmediğini, oyuncunun bizden 1,5 milyon euro istediğini sizlere söyledik mesela. Ve oyuncunun ben gideceksem de hızlı bir şekilde gideceğim. Bu parayı şu anda vereceksiniz. Ben başka takımdan da transfer yapacağım Oraya gideceğim başka takımdan da para alacağım derdinde. Yani adam inanılmaz bir cinlik yapıyor mesela. Bu durum şu şekilde olacak. Biz büyük bir ihtimalle bu oyuncuya 1 milyon euro yakın bir parayı veririz ve göndeririz diye düşünüyorum. Göreceğiz. Göndermek istiyoruz arkadaşlar. Başa bela. 5 bin euro da versek, bin euro da versek başa bela can sıkıyor. İdman'a da soktuk adamı. Pazarlıklar yapıyoruz. Fontas'ta arkadaşlar takım bulamadı. Bakın gönderdiğimiz Fernandez, Corberis boştalar. Takım bulamıyorlar. Piyasada çok kötü. Gerçekten piyasada çok kötü. İnsanlar ekonomik krizde, kulüpler ekonomik krizde. Dünyada da var bu ve kimse böyle kolay kolay bir transfer, öyle ciddi paralar ödemiyor. Herkes fırsat transfer kovalıyor ya da pazarın sonunu bekliyor. Burada pazarın sonunu bekliyor. Bizim de bunu bu şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum ve beklediğimiz her günün bize avantaj olacağını düşünüyor yöneticilerimiz. Yalnız yanlış yerde tasarruf yapıyor yöneticilerimiz. Bu transferleri yapıp diğer çerezleri bekleteceklerdi. Bu transferleri koyacaklardı kenara. Diğer çerezleri e, yapacaklardı. Belki çerezleri bitiremeyiz, boşa çıkacak, serbest kalacak diye korktular aldılar ama bilmiyorum nasıl olacak ama Trabzonspor takımımızın bugün e, hızlı bir gün olmasını bekliyorum. Özellikle iki ismin bitirilmesini bekliyorum. O gün bugün olduğunu düşünüyorum. Çünkü dün gece gene çok önemli çalışmalar, önemli finaller yapılma adına da yoğun çaba vardı. Vegors an meselesi deniliyor. Onaçu defteri kapanmadı. Onaçu'nun işi uzayacak deniliyor. Yalnız Vegors'un işi de uzadı bakın. E, Wegors'ta çok olumlu konuşuldu. Yok aile tamam dedi, Vegors tamam dedi, o dendi, bu dendi. Evini seçtiler, evi satıldı, evine oturdu, evine girdi. Yok arkadaşlar. Nerede? Kaç gün uzadı? Başkan bir tane transferi bitirdim. Kimsenin haberi yok dedi. Başkan o transferi bitirseydi şu an açıklaması lazımdı. Bugün açıklaması lazımdı başkanın. Açıklaması lazım. Hadi bekliyoruz arkadaşlar şimdi hep beraber. Sonuç olarak böyle bir durum söz konusu. Genelimden geldiğince bir değerlendirme yaptım. Kimsenin bilmediği isimlerin kim olduğunu ben de çok merak ediyorum. Ama yeni bir isim şu an gelmiyor. Ve anlık teklifler çıkıyor. Bence biraz da doğaçlama bazı e, gelişmeler diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz arkadaşlar ama ben bu şekilde düşünüyorum. E, yani günün ilk videosu. İlerleyen saatlerde neler yaşayacağız, neler gelişecek göreceğiz. Ama transferi artık yavaş yavaş bir tık düşürüp biraz daha futbol odaklanmak gerekecek gibi görünüyor. Geri sayım başladı bakın. Yarın bir tevman olacak. Rapid Me maçı başlayacak Perşembe günü. İlk ayak çok önemli. Oradan alacağımız sonuçlar çok kritik, önemli. Bu turu geçmemiz lazım arkadaşlar. Bu turu geçtiğimiz dönemin devamındaki geçtiğimiz sezonu taçlandırmak için Geçtiğimiz o kötü sezonu düzeltebilme adına bu turu geçmemiz lazım. Hepimizin beklentisi iyi bir oyun. Kreatif, hücumda etkili olan, savunmada az pozisyon veren. Özellikle ben çok heyecanlıyım Savic'i izleyeceğiz. Savic'in performansını göreceğiz. Kadroya Oka'yı ve Savic'i de ilave ettiğimizi söyleyelim. İki isim daha ilave edebileceğiz. Bu iki ismin kim olacağını göreceğiz. Ben gene söylüyorum en hazır kimse onları ekleyecek. Burada da bir sol stoper gelirse Bagotto ki... O oyuncu da e, Ukrayna basında bitti, kalktı, uçtu, geliyor yazıldı. Oynatılmadı da kadrodaydı, yedek kulübesinde oturttular. Oyuncunun bu durumu tabii ki de herkesi şaşırttı çünkü bank oynayan bir oyuncuydu. Bakalım neler göreceğiz, bugün neler yaşayacağız, nasıl videolar çekeceğiz sizlere. Gene kafa karışıklıkları olacak mı, ters köşeleri olacak mı göreceğiz ama Vegors'un her an açıklanma ihtimali çok yüksek. Bunu da gazetecilerin vermiş olduğu bilgiler. Tabii biz de soruşturduğumuzda ben şu şekilde biliyorum yani ikisiyle de görüşülüyor. Hala devam defter mefter kapanmadı arkadaşlar. Benim aldığım bilgi bu. Herkesin kendi kaynağı, herkesin kendi düşüncesi var ama benim aldığım son gece itibariyle buydu. Yani niye desinler Onaçu defteri kapandı? Vegorsa'da Onaçu kozu var. Yani adamlar çok Onaçu istiyor. Helal alabilirler deyip rakip kulübünü titretmek lazım. Niye biz Onaçu defterini durup dururken kapatıyoruz yani? Açık kalsın abi. Biz orayla da pazarlık yapalım. Burayla da pazarlık yapalım birbirine vurduralım yani bak onu onu diyeceksin birbirine vuracaksın. Onu açıyor ben bu kadar para veriyorum. Vegors'a bu kadar para veriyorum her şey ortada. Bakalım ne olacak göreceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.